Tabii vücut biyomekaniği çok çok önemli. Oradaki yaralanma ihtimali daha da azaltabiliyoruz. Spor yapan herkesin spor yaralanması ihtimali var. Spor yaralanmalarını oluşturan birkaç tane ciddi faktör var. Ancak bunları bir sınıflandıracak olursak, bir intrinsik, yani sporcunun ya da kişinin kendi vücut yapısından, değişik yapısal problemlerinden kaynaklanan sıkıntılar olabiliyor. Bir de ekstrinsik dediğimiz, spor yaptığımız alanla ilgili, hava koşulları ile ilgili, spor branşına özgü hareketlerle ortaya çıkabilen yaralanma şekli var. İntrinsik faktörlere bakacak olursak, kadın cinsiyet yaralanma açısından bir miktar daha fazla risk taşıyor. Vücut anomalilikleri, bacak kısalıkları, ayağın içe basışı, dizin içe doğru dönük oluşu, yaş, kilonuz, boyunuz, sportif yaşamdaki hareketlerinizle beraber yaralanma ihtimalinizi artırabiliyor. Ekstrinsik faktörler, yani ikinci bizim vücut yapımızın dışında olan faktörlere bakacak olduğumuzda, soğuk alanda antrenman ya da spor yapmak, aşırı sıcak alanda antrenman ya da spor yapmak, kötü zemin, uygun olmayan ayakkabı, yaptığımız spor branşına branşının özellikleri, örneğin kontak bir spor yapıyorsak bunda da yaralanma ihtimalimiz biraz daha fazla oluyor. Öncelikle vücut yapımızın spora elverişli olup olmadığını bir kontrol etmemiz lazım. Eğer spora uygun bir vücut anatomimiz varsa bunun ikinci, üçüncü faktörleri geliyor. Örneğin iyi ısınma yapmak, iyi esnetmek, akabinde oyunun kurallarına göre oynamak ya da antrenmanın kurallarına göre yapmak yaralanmayı azaltan faktörler. Tabii vücut biyomekaniği çok çok önemli. Eğer kalçamızdaki bir kasımız daha az çalışıyorsa ya da belimizdeki eğrilik bir miktar daha fazlaysa ya da vücudumuzda skolyoz varsa, basma bozukluğumuz varsa, bunlar da biyomekanik faktörleri de ortadan gidererek spordaki yaralanma ihtimali daha da azaltabiliyoruz. Eğer düzenli bir spor aktivitesi yapacaksak ya da yarışmada bir spor yapacaksak sağlık kontrolünü yaptırmamız gerekiyor. Spora başlamadan önce yaptıracağımız sağlık kontrolleriyle hem yaralanma ihtimalini azaltıyoruz hem de spora bağlı ölüm ihtimali eğer varsa onun da azalmasına yardımcı oluyoruz. O yüzden spora başlamadan önce mutlaka bir sağlık kuruluşundan destek almak ya da bir spor hekimliği ya da en azından bir kardiyolog tarafından muayene olmak çok çok önemli. Bizler de hekim olarak sporcuyu sahaya döndürürken minimal risk tekrardan geri gelmesin diye uğraşıyoruz esasında. Tabii spor dönüşe karar verirken özellikle takım sporları yapan ya da profesyonel spor yapan insanlarda bir ekip kurulması gerekiyor. Bu ekip kimlerden oluşuyor? Sporcu, sakatlanan kişi olarak, doktor, sağlık ekibi, bizler. Bizlerin beraber çalıştığı antrenör grubu var, teknik ekip var. Hepsi oturup plan yapıyorlar sporcunun spora dönüşüyle ilgili. İkinci aşama spora dönüş, üçüncü aşama performansa dönüş. Sakatlanan sporcuyu tekrardan aynı performansına kavuşturmak için ilk iki aşamayı mutlaka geçmemiz gerekiyor. Öncelikle tedavi kısmı bitiyor. Tedavi kısmı bittikten sonra spora özgü antrenmanları yaptırıyoruz. Spora özgü antrenmanlardan sonra takım antrenmanı, sonrasında da gerçek performansına sporcu kavuşabiliyor. Kısa süreli sakatlıklarda biz bu takibi bu şekilde aşama aşama yapamıyoruz. Biraz girift ilişkiler içerisinde oluyor tedavi protokolleri. Ancak uzun süreli, özellikle 2 ay, 3 ay, 4 ay süren ciddi diz sakatlıkları ya da kasık sakatlıkları ya da cerrahi sonrasındaki rehabilitasyonda bu planlamayı çok daha rahat yapabiliyoruz.